Bilimsel gelişmelerde değişmezliğe yer yoktur. Tarih biliminde de bugüne kadar doğru kabul edilen bazı bilgiler ve yargılar günümüzde değişebilmektedir. Tarih bilme hakkında böyle bir yaklaşımın yani bilgilerin değişebilmesi aşağıdaki hangisi ile doğu ilgili olduğu söylenebilir. Benzer olayların günümüzde de yaşanmasıyla hayır değil arkadaşlar. Çünkü günümüzdeki olaylar farklı, eski çağdaki olaylar farklı her olayın kendine ait bir özel nedeni var, sebebi var, sonucu var. Olasılıklardan hareket edilmesi, arkadaşlar tarihte olasılıktan hareket edilmez belge ve bilgilere dayanarak hareket edilir. Bu yanlış bilgi. C seçeneğinde tarihsel öneme sahip kişilerin ön plana çıkarılmasıyla arkadaşlar ee, bilgiler ne olamaz değişip değişmemesi yani bu kişilerin ön plana çıkıp çıkmamasıyla alakalı değildir konuyla ilgili farklı ve yeni belgelere ulaşılmasıyla. Mesela örnek vereyim. Osmanlı Devleti'nin parası arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk para. 2000 yıldan önceki ÖSS sınavlarına giren öğrenci arkadaşlar ilk paranın ee, Orhan Bey'e ait olduğu düşünülüyordu. Ancak daha sonraki 2000 yılından sonraki yapılan kazılarda Orhan Bey'in babasına ait yani Osman Bey'e ait olan paralarda rastlanmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda elde edilen yeni bilgilerle. O yüzden de ne olmuştur? Mevcut bilgimiz değişmiştir. Neden? Arkadaşlar yeni bilgi ve belgelere ulaştığımız için doğru seçimimiz bu yüzden D seçeneği. Geçmişteki bir olayı günümüzün değer ölçüleriyle incelersek yanılırız. 4000 yıl önce yaşamış güneşe tapan bir toplumu inancından dolayı kınarsak yerinde bir hüküm vermiş olmayız. Buna göre tarih araştırmalarında Objektif sonuçlara ulaşabilmek için olayın geçtiği zamanın şartlarının göz önüne alınması, kahramanların öne çıkarılması, olayların geliş, gelişimi üzerinde genellemeler yapılması yöntemlerine hangilerine dikkat edilmesi gereklidir şeklinde bir soru. Yukarıda, diyor arkadaşlar, yukarıda geçmişteki bir olayın e, günümüz değer yargılarıyla yapılmasının yanlış olacağı üzerine duruyor. Yani olayın geçtiği zamanın şartları göz önünde alınmalı. O insanlar o gün güneşe taparken e, bundaki gerekçe neydi? Ne, niçin güneşe taptılar? O günkü e, şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, dün, günümüze göre bilimin gelişmesiyle ne diyebiliriz? Her şey çok yanlış yapmışlar diyebiliriz. Ama o günün şartları içerisinde bilimin e, gelişme işi içerisinde değerlendirirsek o zaman arkadaşlar doğru bir değerlendirme e, yapmış oluruz o güne göre yaparsak eğer. Kahramanların öne çıkırmasından yukarıda bahsetmiyor. Olayların gelişimi üzerine genellemeler yapılmamasından bahsetmiyor. Arkadaşlar şu verdiğimiz birinci öncül tamamen şuranın nedir bir özeti de diyoruz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. İngiliz tarihçi John Tosh, tarihçilik inceleyeceği çağın insanının kimliğine bürünüp dünyayı onun gözlerimlerinden görerek ve mümkün olduğu kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi, niçin yaptığını bulmak demiştir. Buna göre tarihçilerin araştırmalarında aşağıdakilerin hangisinin dikkat etmesi gerektiği savunulabilir. Soruyu çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor İngiliz tarihçi? Tarihçilik inceleyeceği çağın bakın inceleyeceği çağın insanının kimliğine bürünüp dünyayı onun gözünden görmek yani o günün şartlarını göz önünde bulundurmak diyor Bu da D seçeneğinde olayların meydana geldikleri zamanın koşullarına göre değerlendirilmesine yani bir başka suyu şunun bir başka söylenişi budur arkadaşlar Dolayısıyla doğru seçeneğimiz de diyoruz D seçeneği olacaktır diyoruz Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Atatürk bu sözü ile tarihi olayların değerlendirilmesinde aşağıdaki dene hangisinin dikkate alması gerektiğini vurgulamıştır. Ne diyor? Tarihi yazmak, yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa Değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Yani diyor sonraki insanlar bir önceki olayları yazarken e, diyor yapana sadık kalmak zorunda. Kendi değerlerine, duygularını, düşüncelerini olaya katmamalı, aynen aktarmalı diyor. E, dolayısıyla da arkadaşlar ne diyor zaman? Objektifliğin bozulmaması gerektiği üzerine duruyor. Şuradaki duram durum arkadaşlar asıl anlatılmak istenen şey objektiflik. E, arkadaşlar nesnellik nesnellik bozulmasındır. Bozulmasın. Her şey açıkça olduğu gibi ifade edilsindir. Bu doğrultuda baktığımızda doğru seçeneğimizin arkadaşlar C seçeneği olduğu görülecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Arap isyanı üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece Arap ve İngiliz kaynaklarını incelemiş, Osmanlı Devleti veya diğer devletlerin kaynaklarını dikkate almamıştır. Bu tarihçinin araştırma sırasında dikkat etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisinin göz ardı ettiği söylenebilir. Göz ardı ettiği yani dikkat etmediği söylenebilir. Evet arkadaşlar bu objektifliği zedeler. Neden? Arap ve İngiliz kaynakları inceleniyor. Ama Osmanlı kaynakları dikkat alınmıyor. Oysa bu isyan nerede? Osmanlı toprakları içerisindeki Araplar isyan ediyor. E bir de Osmanlı topraklarındaki isyanı Osmanlı tarihçinin gözüyle değerlendirmek lazım. Doğru mu? Doğru. O zaman burada bir eksiklik, bir güdüklük kalmış oluyor arkadaşlar. Bu doğrultuda baktığımızda bu da tarihin nesnelliğini, doğruluğunu, objektifliğini zedeleyecektir diyoruz. Evet ee, bu yüzden cevabımız C seçeneği. Tarihçilerin aşağıdaki çalışmaların hangisinin diğerlerine göre daha güvenilir olduğu söylenebilir. Firik kültürünün Eskişehir ve Polatlı yapılan kazılarla aydınlatılmaya çalışması. Evet arkadaşlar Eskişehir ve Polat'ta da daha çok bakın kazı çalışmalarıyla kazılarla Kazılarla yapılanlar ee, mevcut. Elle yazılanlara göre, günümüze göre nedir? Yapılanlara göre daha e, net bilgi vermez. Çünkü günümüze ne kadar uzağa giderseniz o kadar net bilgi azalır. Cumhuriyet dönemini aydınlatmak için o dönemi yaşayan önemli devlet anılarının hatıratlarının. Bakın arkadaşlar, hatıratlar. Burada nedir? Hatıratlar e, objektif olmayabilir. Yani bu da güveniliriniz dediler. Türk İslam kültürünün yalnızca İslam kaynaklarından faydalanarak, aydınlaması bakın yalnızca diyor. E bu da ne yapar? Güvenilir lezzetler. Türkler e, İslam kültürüne etkilenmişler. İslam tarihine bakmak lazım Türklerle ilgili o zaman. Ermeni sorunu yeterli yerli ve yabancı kaynaklar kullanılarak araştırılması. Bakın hem yerli kaynaklar hem yabancı kaynaklar. Dolayısıyla bir bütün olarak incelenmiş oluyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Tarihin objektifliğini artırıyor. Çünkü tüm kaynaklardan yararlanıyor. Taraflı tarafsız objektifliğini artırır. E bir o şeyin objektifliği doğruluğu artarsa ona olan güven ne olacaktır? Artacaktır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz arkadaşlar ne diyoruz? D seçeneği olacaktır diyoruz. Evet yine arkeolojik kazı arkadaşlar net bilgi vermez. Tıpkı şuradaki yapılan kazı çalışmalarında A seçeneğinde olduğu gibi. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Tarihi araştırmalarda bulunacak her yeni belge var olan bilgileri daha anlaşılır hale getirebileceği gibi tamamen değiştirebilir. Buna göre tarihte tam ve kesin gerçek yoktur. Tam ve kesin gerçeğe yaklaşma vardır diyoruz. Evet buna ulaşabiliriz. Tarih durağan bir bilim dalı değildir. Evet bakın yeni bilgi ve belgeler ne oluyor ortaya çıkıyor. Durağan demek e, aynı bilgilerin sabit kalması demek. Oysa yukarıda değişimlerden bahsediyor. Tarih araştırmalarının hiçbir güvenilirliği değildir. Tarih araştırmalarının hiçbiri güvenilir değildir arkadaşlar. Hiçbir ifadesi yanlış. Tarih araştırmaları güvenilirdir ama... E, sürekli özellikle eski çağla ilgili belgeler ortaya çıktığından dolayı eski döneme ait bilgilerimiz değişme olasılığı vardır. Değişme olasılığı var olması da onun güvenilir olmadığı anlamına gelmez diyoruz. Dolayısıyla 1 ve 2'ye ulaşabilir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki sözlerden hangisinde özellikle olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vurgu yapıldığı söylenebilir? Evet, tarih kainatın vicdanıdır. Burada arkadaşlar bir yorum söz konusu. Neden sonuç değil de bir yorum söz konusu. Tarihin tanımını yapmış kendi yorumunca. Ömer Hayyam. Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinin de karaya oturma tehlikesi vardır. Tarih bilmenin öneminden bahsetmiş arkadaşlar. Tarihin sebep ve sonucundan bahsetmemiş. Tarih ile efsanenin amacı birdir. Yet Geçici insanda ebedi insanı anlatmak. Burada da bir arkadaşlar ne var? Yorum var. Tarih milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer. Bakın, ekmek sebepse, biçmek sonuçtur arkadaşlar. Ekmek sebepse, biçmek sonuçtur. Burada direkt bahsettiği için doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz. Meşrutiyetin ilanı üzerine yapılan bir tartışma programında bir tarihçi meşrutiyet yönetiminin Osmanlı Devleti'ndeki ayrılıkçı hareketleri güçlendirdiğini bu yüzden de Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilediğini iddia etmiştir. Diğer bir tarihçi ise buna itiraz ederek meşrutiyetin İran'ın Osmanlı'da demokratik devlet anlayışının başlamasını sağladığına dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilediği ileri sürmüştür. Bu bilgilere göre tarihi olayların değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Burada ne var arkadaşlar? Aynı olay var. Aynı olay üzerinde yani meşrutiyet üzerinde ne var? İki farklı ne var? İki farklı yorum var diyoruz. A seçeneğine baktığımızda tarihi olaylarda sebep ve sonuç ilişkisi kurulması önemlidir. Hayır. Bu yukarıda ondan bahsetmiyor bu bilgilere göre. Tarihçilerin ortaya koyduğu sonuçlar objektiftir. Bundan bahsetmiyor. Her iki tarihçi de tarafsız değerlendirme yapmıştır. Olabilir. Yorum da katmış olabilir. Ama genelde yukarıda yorum kattıkları görülüyor. Tarihi olaylara karşı farklı bakış açıları var. Bakın. Aynı olaya karşı iki farklı bakış açısı. Birisi meşruiyetin olumluğu bir diğerini ise olumsuzluğu üzerine durmaktadır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği. siyasi görüş, dini inanç, etnik aidiyet, tarihçilerin yukarıdakilerin hangilerinin etkisi altına kalmasının araştırmalarında objektifliğini yitirmelerine neden olduğu söylenebilir. Objektiflik arkadaşlar burada ne diyoruz? E, doğruluğunu. Doğruluğunu yitirmeler neden olduğu söylenir. Siyasi görüşüne göre olayı incelemiş olabilir tarihçi. İnancına göre işte İslamiyet Hristiyan buna göre incelemiş olabilir. Etnik ait demek arkadaşlar milletle alaka. Hangi millete ait olduğu işte Ermeniler kendilerine göre anlatabilir. Türkler olayı kendilerine göre anlatabilir. O yüzden de ne diyoruz? Bu üç yukarıdaki verilen de ne yapar? E, tarihçileri yanıltabilir. Doğru seçeneğimiz e seçeneği. Yukarıda birinci grupta verilenlerin hangileri ikinci grupta verilenlere doğru eşleştirilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Birinci grupta birinci öncül. Yeni bilgilerin var olan e, bilgileri değiştirebilmesi tarihte mutlak bilginin olmaması. Niye? Bakın mutlak bilgi demek kesin bilgi demek arkadaşlar. Mutlak bilgi kesin bilgi. Niye? Kesin bilgi yokmuş. Neden? Yeni bilgiler rin var olan bilgileri değiştirebilmesi, örneğin kazı çalışmalarının yeni bir belgenin çıkması var olan bilgiyi değiştirebilir. Evet bu doğru. Bize zaten doğru eşleştirmeleri soruyor. Verilen nesnel bir verilerin nesnel bir şekilde değerlendirilmesi araştırmanın objektifliğini sağlaması. O objektif ne demek? Doğruluğunu. Verilerin nesnel bir şekilde ne, verilmesi ne demek? Yorum katılmadan aynen olaylar olduğu gibi aktarılması araştırmanın doğruluğunu, objektifini artılar. Bu da doğru. Tarihçilerin olayları birbirinden farklı yorumlaması, tarihin bilim olma özelliğini yitirmesi. Hayır arkadaşlar, tarihin bilim olma özelliği birinci grupla ilişkilendirilemez. Ulusal tarih araştırmalarının yapılması, milli kültür anlayışının zayıflaması. Tam tersine zayıflaması değil, arkadaşlar ne olması lazım? Güçlenmesi olması lazım eşleştirme yanlış. Tarihi inceleme ve öğrenmenin zor olması deney ve gözlem metodunun kullanılması olamaz. Tarihte zaten deney ve gözlem metodu yok. Yanlış bir ifade. O yüzden 1 ve 2 A seçeneğimiz doğru olacaktır. Yılmaz tarihte meydana gelen olayların oluşumuna gelişimine ve sonucuna etki eden coğrafi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etmenler vardır demiştir. Osman ise bu durumu mesen sınıfının sanatçıları himaye etmesinin Rönesans üzerinde etkili olması, ulusçuluğun birini Dünya Savaşı'nın yaşanmasında ortam hazırlaması, İtalya'nın ham madde ve pazar ayışını yüzünden Trablusgarb'ı işgal etmesi gelişmelerini kanıtlayabileceğini söylemiştir. Osman yukarıdakilerden hangilerini deseydi Yılmaz'a doğru bilgi vermiş olurdu. Evet sorumuza dikkatli bakıyoruz arkadaşlar. Tarihte medeniyetlerin oluşumuna gelişimine sonucu etki eden coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyal kültürlü etmenler vardır demiştir. Mesela Rönesans'ın oluşumuna etki eden ne? Mesen sınıfı. Yani dolayısıyla mesen sınıfı toplumda, sosyal hayatta var olan bir sınıftır. Bakın etki yapmış. Ulusçuluğun bir dünya savaşına ortam hazırlaması yine siyasi bir gelişme değil mi arkadaşlar? Siyasi bir gelişme. Dünya savaşına ulusçuluğun etki yapması. İtalya ham ve pazar arayışının Trabzon'a işgal etmesi ekonomik gelişme. Arkadaşlar burada ne veririz? Ekonomik gelişmeyi alabiliriz. Dolayısıyla yukarıdaki Rönesans'ın olmasında, Dünya Savaşı'nın olmasında e, İtalya'nın Trabzon'u işgal etmesine sebeplerin varlığı yukarıdaki tanımla ilişkilendirilebildiğinden dolayı doğru seçeneğimiz E seçeneği.